Merhabalar arkadaşlar, iş güç enerji ünitesine başlıyoruz. Önce iş kavramıyla başlıyoruz. W harfiyle gösteriliyor. Bir kuvvetin cisme kendi doğrultusunda yol aldırmasıdır. Kuvvetin cisme kendi doğrultusunda yol aldırması. Ne demek şimdi bu? Bunun üzerinde duralım. Fiziksel anlamda işten bahsediyoruz tabii. Kuvvetin cisme kendi doğrultusunda yol aldırmasıdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, bir tane yol düşünün. Bu yolda bir cisme kütlesi ne olursa olsun bir F kuvveti etki ediyorsa ve bu kuvvetin doğrultusunda yol varsa, yani cisim sağa doğru gidiyorsa mesela, yapılan iş kuvvetle yolun çarpımıdır. Kuvvetin birimi Newton, yolun birimi metre, işin birimi ise nedir? Joule'dür diyoruz. Mesela şöyle bir kuvvet etki ediyorsa arkadaşlar, açılı bir kuvvet etki ediyorsa bir cisme. Bakın, yamuk bir kuvvet uygulanıyor diyelim ve cisim sağ tarafa doğru gidiyorsa, şimdi bu kuvvetin bileşenlerini ayırıyoruz. F kuvvetinin bileşenlerine nasıl ayrılır? F'in bir kosinüs alfa bileşeni vardır, bir de sinüs alfa bileşeni vardır. Cisim ne tarafa doğru gitti? Bakın, bu cisim sağ tarafa doğru gitti arkadaşlar. O yüzden F kos alfanın doğrultusunda gitmiştir. Cisim yukarı doğru çıkmadı gördüğünüz gibi. O yüzden F sin alfanın doğrultusunda değil, F kos alfanın doğrultusunda hareket etmiştir. Yapılan iş hesaplanırken F kos alfa çarpı x olarak hesaplanmış olur diyoruz. Neymiş arkadaşlar? F kos alfa çarpı x. F'in yatay bileşenini alıyoruz. F kos alfayı alıyoruz. Çünkü cisim F kos alfanın doğrultusunda hareket etti. Cisim yukarı çıktı mı? Hayır. Bakın, F sin alfanın doğrultusunda hareket etmedi diyoruz. Mesela bir eğik düzlemde arkadaşlar, bir cisme bir kuvvet uygulayalım ve bu cismi F kuvvetinin etkisinde hareket ettirelim. Bakın, yapılan iş nedir diyoruz o zaman? F kuvvetinin yaptığı işi nasıl hesaplarız? H, Y, alfa, M, hep bunlar şaşırtmadır. F'in yaptığı iş, F kuvvetinin yaptığı iş sorulursa ne diyeceğiz demek ki arkadaşlar? F çarpı F, X arkadaşlar. F'in doğrultusunda bakın hangi yol alınmış? F'in doğrultusunda F'e paralel olan yolu ne yapıyoruz? Alıyoruz. X yolunu alıyoruz arkadaşlar. Bakın, aynı eğik düzlemde ama şimdi yere paralel bir kuvvet uygulasaydık, bakın yer burası. Şimdi bu cismi yukarı çıkartmak için sağa doğru bir kuvvet uygulasaydık arkadaşlar, bakın bu çok önemli. Şimdi h yükseklik olsun, x uzunluk, y alfa, m kütlesi 90 derece. Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar? Fiziksel anlamda bakın, f'nin yaptığı iş fiziksel anlamda şöyle hesaplanıyor arkadaşlar. Kuvvet çarpı kuvvete paralel olan yol. Şimdi kuvvetimiz bizim sağ tarafa doğru olduğu için kuvvete paralel olan yol hangisi? Y uzaklığı. Bakın, F ile ne yapıyoruz? Y'yi çarpıyoruz. Kuvvetin doğrultusunda alınan yol diyoruz. Mesela şöyle olsa arkadaşlar bakın. Bir cisim yerde duruyordu. F kuvvetiyle mesela bir çanta. Bakın, F kuvvetiyle şu istikamette yukarı doğru kuvvet uygulayıp cismi X kadar götürüyoruz. Şimdi fiziksel anlamda iş nasıl hesaplanır derse, H, Y, işte M kütlesi, ne diyeceğiz demek ki arkadaşlar? Bakın, iş kuvvet çarpı kuvvete paralel olan yol. Kuvvetin doğrultusunda alınan yol hangisi arkadaşlar? Bakın, F çarpı H. F'e paralel olan yolu alıyoruz. İşte bu konuşulur. Çantayı kaldırırken mi yapıyoruz işi, yoksa taşırken mi? Fiziksel anlamda demek ki bu y uzaklığı 5 kilometre bile olsa fiziksel anlamda bir sadece çantayı kaldırırken F kuvveti bir iş yapmış oluyor. F ile ne yapıyoruz? H'ı çarpıyoruz diyoruz. Kuvvet çarpı kuvvete paralel olan yol. Mesela bakın, başka bir soru. M kütleli bir cisim var. Biz bir F kuvveti uyguluyoruz. Harekete ters yönde bir sürtünme kuvveti var. Bu cismin ağırlığı var ve bu cismi etki eden bir yüzeye tepki kuvveti var bakın. Cismin ağırlığı ise ne tarafa doğrudur? Her zaman aşağı doğrudur. X yolu sonunda hangi kuvvetler fiziksel anlamda iş yapmıştır diyor arkadaşlar bakın. F sürtünme, cismin ağırlığı bir de yüzey tepkisi. Bu yolun sonunda hangi kuvvetler fiziksel anlamda iş yapmıştır? Soru bu. Hangi kuvvetler fiziksel anlamda iş yapmıştır? Fiziksel anlamda iş yapmıştır. Arkadaşlar ne diyoruz o zaman? Bakın iş dediğimiz şey kuvvetin doğrultusunda alınan yol. Yani sağ tarafa doğru hangi kuvvetler uygulanmış? Bu yatay x doğrultusunda hangi kuvvetler uygulanmış? Sürtünme kuvveti de iş yapmıştır. Bakın F'in yaptığı işten sürtünme kuvvetinin yaptığı işi ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Arkadaşlar kuvvetin doğrultusunda alınan yol demek. Doğrultu yönü kapsar. Yani x doğrultusu, bakın x doğrultusu artı x'i de kapsar, eksi x'i de kapsar. Demek ki cisim sağa doğru gidiyorsa sola doğru kuvvetler de iş yapmıştır. Yani sürtünme kuvveti de negatif de olsa bir iş yapmıştır diyoruz. Ama cisim ağırlığının doğrultusunda aşağı doğru inmiş mi? Hayır. Yüzey tepkisinin doğrultusunda hareket etmiş mi? Hayır. G ve N iş yapmamıştır diyoruz. G ve N yani cismin ağırlığı ve yüzey tepkisi iş yapmaz. Hangi kuvvetler iş yapar demek ki? F ve Fs iş yapar diyoruz. Olay böyle arkadaşlar. Bakın kuvvet doğrultusunda alınan yoldur. Kuvvetin doğrultusunda alınan yoldur iş. İşin tanımı. Şimdi arkadaşlar peki iş ile enerji arasındaki ilişki nedir? Bakın buna girelim biraz. Şimdi iş enerji arasındaki ilişki şu. Biz iş yapıyoruz. Cisim enerji kazanıyor. Bakın iş enerji. W kadar iş yapıyoruz. Cisim ne yapıyor? Bir enerji kazanıyor. Ne tip enerjiler kazanıyor? Bakın. Potansiyel enerji kazanıyor. Potansiyel enerji kazanıyor. Kinetik enerji kazanır. Yaptığımız iş ısı enerjisine dönebilir. Isı enerjisi. Bir yayda potansiyel olarak depolanabilir. Yayın potansiyel enerjisine depolanabilir. Bu enerjileri işte tanımak zorundayız. İşle enerji arasında çünkü böyle bir ilişki var diyoruz. Şimdi bu enerjilere başlayalım arkadaşlar. Bakın ilk önce kinetik enerjiden başlıyoruz. Birinci enerji çeşidimiz kinetik enerji. Kinetik enerji bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir arkadaşlar. Mesela M kütleli bir cisim V hızıyla hareket ediyorsa kinetik enerjisi vardır. Ve formülü 1/2 M V karedir diyoruz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bir cismin hızından dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Mesela bakın arkadaşlar işle enerji arasındaki ilişki nedir? Mesela yatay bir yolda durmakta olan bir cisim biz F kuvvetiyle çekersek X kadar çektik bir hız kazandı. İşte bu enerjiye kinetik enerji diyoruz arkadaşlar. Yapılan iş cismin kazandığı enerjiye eşit. Ne enerjisine kazanıyor bakın. Burada ne enerjisine dönüşüyor bizim F çarpı X'imiz? Kinetik enerjiye dönüşüyor diyoruz. İşte F yerine MA yazıyoruz bakın. Ve formül şu. Zamansız hız formülü V kare eşittir 2AX'tir. AX'i çekerseniz buradan V kare bölü 2 yazarsınız. Getirip buraya V kare bölü 2'yi yazarsanız bakın MV kare bölü 2 olur. Cismin kazandığı kinetik enerji neymiş demek ki arkadaşlar? 1/2 m v kare. Şimdi zamansız hız formülünü getirip burada yerine yazdık. Kinetik enerji neymiş arkadaşlar? 1/2 m v kare. Bakın bir örnek yapalım. Şimdi bir cisim 10 metre bölü saniye hızla gidiyor olsun başlangıçta. Bakın buna ilk hız v1 diyelim. Ve bu cismi 150 Newton'luk kuvvetle 10 metre yolu boyunca çekelim. Kuvveti sürekli uyguluyoruz. F kuvvetini sürekli uyguluyoruz. Cismin son hızı kaç olur diyor bakın. 2 kilogram kütleli bir cisim olsun. Şimdi işle enerji arasındaki ilişkiyi şöyle yazıyoruz arkadaşlar. İş delta E'ye eşittir. Bakın biz bir iş yapıyoruz. Ne iş yapıyoruz? F çarpı X. Cismin enerjisindeki değişime eşittir. Yani son enerji, delta E demek son enerji eksi ilk enerjidir. 1 bölü 2 M kütlesi 2 V son kare bilmiyoruz. Eksi 1 bölü 2 M kütlesi 2 V ilk kare. Yazıyoruz. İlk hızı 10'muş bakın. F kuvveti de 150 Newton'muş. 150 çarpı 10 metre götürmüşüz. 1500'lük bir iş yapmışız. V son kare eksi 100. 1500 ise V son kare 1600 yapar. Son hızı demek ki buradan V son 40 metre bölü saniye olarak hesaplanmış olur diyoruz arkadaşlar. Demek ki bakın yapılan iş yatay yolda neye dönüştü burada? Yatay yolda neye dönüştü? Kinetik enerjiye dönüştü diyoruz. Yatay yolda kinetik enerjiye dönüşür arkadaşlar. Dolayısıyla cismin hızından dolayı sahip olduğu enerjiye ne diyoruz? Kinetik enerji diyoruz. Peki gelelim potansiyel. Gelelim potansiyel enerjiye. Potansiyel enerji. Bakın. Şimdi potansiyel enerji. Bir cismi mesela yukarı doğru çekiyoruz arkadaşlar. F kuvvetiyle. Yukarı doğru çekiyoruz bakın. Yerde durmakta olan bir cismi sabit bir F kuvvetiyle çekiyoruz. Diyelim ki H kadar yükselttik bu cismi. Başlangıçta da duruyordu. Sonda da duruyor. Bakın hiç kinetik enerji kazandırmadık. Bu M kütleli cisme başlangıçta da duruyordu. F kuvveti uyguladık. Sonra da duruyor. Şimdi yapılan iş ne enerjisine dönüşmüştür arkadaşlar? Buna bakıyoruz. Yapılan iş cismin kazandığı enerjiye eşittir. Şimdi kuvvet minimum neye eşittir arkadaşlar? Bu cismin neyine eşittir? Ağırlığına eşittir. Bakın. Kuvvet minimum ağırlığına eşittir. Ve kuvvetin doğrultusunda alınan yol ne kadarmış? H kadarmış. Şimdi kuvvet mg'ye eşitse mg'ye H kadar iş yaptık. Dolayısıyla cismin kazandığı enerjiye bir isim verebiliriz artık. Bu isme potansiyel enerji diyoruz. Bir cismi H kadar yükselttiğimiz zaman, bakın yerden H kadar yükselttiğimiz zaman yapılan iş ne kadar? mgh. O zaman bu cisme bir enerji verdik. Bu enerjinin ismi potansiyel enerjidir diyoruz. Cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Neymiş arkadaşlar? Bakın bir cisim yerden M kütleli bir cisim. Ağırlık merkezi yerden H kadar yukarıda diyelim. O zaman bu cismin enerjisi demek ki artık var. Ve durgun bir enerji. Bakın bu cisim duruyor. Durduğu halde bir enerjisi var. Potansiyel enerjisi var. Potansiyel enerji şu demek arkadaşlar. Bakın serbest bıraktığımız zaman harekete geçebiliyor mu bu cisim? Evet. O zaman bunun bir kinetik enerjisi. Potansiyeli vardır. Kinetiğe dönüşecek demektir. Kinetik enerjiye dönüşme ihtimali olan enerjiye ne diyoruz? Potansiyel enerji diyoruz. Serbest bıraktığımız zaman kinetik enerjiye dönüşecekse eğer bu cismin potansiyel enerjisi vardır deriz. Mesela bakın bir cismi diyelim ki H kadar yüksekten 3H'e çıkarttık. Aldık M kütleli cismi. Şöyle yükselttik. Bakın. Ne yaptık? Potansiyel enerjisini arttırdık. Ne kadar iş yaptık? 2 mgh kadar ne yapmış olduk? İş yapmış olduk. Yapılan iş ne kadardır der? 2 mgh kadar iş yaptık. Potansiyel enerjisi ne kadar arttı? 2 mgh arttı. Eskiden ne kadardı? Bakın. Eskiden mgh'tı. Sonra ne oldu? 3 mgh. İşte 3 mgh'tan mgh'ı ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Cismin kazandığı enerji 2 mgh'tır. Demek ki yapılan iş cismin kazandığı enerjiye eşittir diyoruz. Mesela bakın arkadaşlar. Şöyle bir makara olsun. Şurada M kütleli bir cisim olsun. Ve bu makaraya bağlı, diğer taraftan bağlı şurada 5M kütleli bir cisim olsun arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize bu cisimleri yan yana getirmek için yapılan iş nasıl hesaplanır? Mesela bakın bu cisimler şu anda 5M aşağıda, M yukarıda ve aralarında ne kadar uzaklık olsun? H kadar uzaklık olsun. Soru şu, cisimleri yan yana getirmek için cisimleri yan yana getirmek için en az kaç MGH iş yapılmalı? Bakın, en az kaç MGH iş yapılmalı diyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? En az kaç MGH? Bunları yan yana getirmek için mutlaka üstteki cisme bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. F kadar. Bakın, bunların yan yana gelmesi için birisinin aşağıya inmesi, birisinin yukarı çıkması lazım. Dikkat edin. Üstteki cisim aşağıya inecek. Ne kadar aşağı inecek? H'ın yarısı kadar aşağı inecek. Alttaki cisim de H'ın yarısı kadar yukarı çıkacak. Şimdi yapılan iş cisimlerin potansiyel enerjisindeki değişime işte arkadaşlar. Bakın, 5M kütleli cisim H/2 kadar potansiyel kazandı. M kütleli cisim de H/2 kadar potansiyel kaybetti. Biri potansiyel kazanırken biri potansiyel kaybetti. Sistem ne kadar potansiyel kaybetmiş olduğu zaman bakın kazanmış oldu. 5/2'den 1/2 çıkartırsak 2 MGH kadar sistem potansiyel enerji kazandı. İşte benim bu kadar iş yapmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın, 5M kütleli cisim H/2 yükseldi. M kütleli cisim H/2 alçaldı. Dolayısıyla biri potansiyel kazanırken biri kaybetti. Biri yükseliyor, biri alçalıyor. Cisimlerin potansiyel enerjisindeki değişim benim yaptığım işe eşittir diyoruz. Mesela bakın, bir tane çubuk var. Yerde duruyor. Kalınlığı önemsiz bir çubuk olsun. M kütleli bir çubuk arkadaşlar. Şimdi bu çubuk H uzunluğunda olsun. Diyor ki ben bu çubuğu havaya kaldırırsam diyor. Ne kadar iş yapmış olurum? Bakın, ben bu çubuğu tutuyorum buradan. Havaya kaldırıyorum bakın. Havaya kaldırıyorum. Bu çubuğu alıyorum şöyle. Düşey konuma getiriyorum. Görüyor musunuz? Bir konumundan iki konumuna getirmek için kaç MGH iş yapılmalıdır diyor. Kaç MGH iş yapılmalıdır diyor. Şimdi burada çubuğun ağırlık merkezini ne kadar yükselttiğimize bakıyoruz arkadaşlar. Bakın, çubuğun ağırlık merkezi yerdeymiş. Şimdi nerede? Çubuğun ağırlık merkezi yerden H/2 kadar yukarıda. Demek ki bu çubuğun ağırlık merkezini yerden H/2 kadar yükseltiyorsam M kütleli çubuğun MG'ye H/2 kadar potansiyel kazandırıyorum. Yapılan iş cismin enerjisindeki işte bu enerji değişimine eşittir. Ne kadar iş yapılmalı demek ki? MG H/2 kadar iş yapılmalı diyoruz. Ağırlık merkezini ne kadar yükselttiğimize bakıyoruz arkadaşlar. Bir çubuğun ağırlık merkezini ne kadar yükselttiysek işte o kadar iş yapmışızdır diyoruz. Mesela bakın, yerde durmakta olan şöyle tuğlalar olsun. 5 tane tuğla olsun şöyle. Bakın. Her biri M kütleli ve hepsi H yüksekliğinde. Bir konumundan bunları diyor iki konumuna taşırsam diyor. Bu tuğlaları şu konuma getiriyorum bakın. Böyle duruyorlardı, artık böyle duruyorlardı. Bir konumdan iki konumuna getirdim. H kadar yükselttim bunları. Şimdi potansiyel enerjileri ne kadar artmıştır ve ben ne kadar iş yapmışımdır diyor arkadaşlar. Bunları ben bu konuma getiriyorsam ne kadar iş yapmışımdır diyor. Hepsi M kütleliymiş bakın. Şekil 1'den şekil 2'ye getirdim arkadaşlar. Böyle duruyorlardı tek tek. Yapışkan değil bunlar. Mesela üst üste konulabilen tuğlalar. Şimdi böyle koydum diyor. Ne kadar iş yaptım? Ne yapacağız arkadaşlar? Şu tekniği kullanıyoruz bakın. Şimdi tek tek hangileri yükselmiş onlara bakıyoruz. Bakın, şu kırmızıya boyadığım iki tuğlanın hiç yükseklikleri değişmedi, görüyor musunuz? Kırmızıya boyadığım. Mesela bir tanesini aldım, iki tuğla yukarı koydum. Bir tanesini aldım, 3 tuğla yukarı koydum. Yani 3H kadar yükselttim. Bir tanesini de aldım, 4 tuğla yükselttim. Görüyor musunuz? 4H kadar yükselttim. 1H yüksekliğindeydi. 5H yüksekliğe çıkarttım mesela. 0,5H yükseklikteydi. Bakın, ağırlık merkezi 0,5H'daydı. 4,5'a yükselttim. 4 tuğla yukarı koydum. O zaman toplam yapılan iş ne kadar? Bir tanesi 2H yükselttim. Bir tanesini 3H. Bir tanesini 4H. Demek ki toplam yapılan iş ne kadardır diyoruz. 9 MGH iş yaptık. Tuğlaları bir konumundan iki konumuna getirmek için kaç MGH iş yaptık derse demek ki ne diyormuşuz? 9 MGH iş yaptık diyoruz. Şekil 1'den şekil 2'ye getirmek için. Değişenleri yazıyoruz arkadaşlar. 2 tane kırmızı tuğla hiç değişmedi. Bir tanesini aldım, 2 tuğla yukarı koydum. Bir tanesini 3 tuğla, bir tanesini 4 tuğla yukarı koydum. Bak. Şimdi şöyle bir soru yapalım bakın. 3 tane tuğlayı şöyle yerleştirmiş bakın. Bir böyle yerleştirmiş. Bir de 3 tane tuğlayı şöyle birbirine yapıştırmış. Üsttekileri birbirine yapıştırmış. Olabilir. Mıknatıslı tuğlalar bile olabilir. Yani mıknatıslı küpler. Mıknatıslı M kütleli küpler. Şekil 1'de duruyorken ve şekil 2'de duruyorken potansiyel enerjileri oranı kaçtır diyor. Potansiyel enerjileri E1 bölü E2 oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın potansiyel enerji ağırlık merkezinin yerden yüksekliğidir. Görüyor musunuz? Şu tam ortalarını işaretliyorsunuz. Sarıyla işaretliyorum onları. Tam ortalarını. Hepsinin tam ortasını hesaplıyorum. Şimdi tam ortası ne kadar yüksektedir ona bakıyorsunuz. Mesela alttakilerin yüksekliği 0,5H. Bakın alttakiler 0,5H. Üsttekiler ise 1,5H yukarıdadır. Bakın yerden ne kadar yukarıdaymış üsttekiler? 1,5H yukarıdaymış diyoruz. Şimdi yazıyoruz bakın. Şekil 1'de 2 tane MG 0,5H yukarıda yerden. Yerden 0,5H yukarıda. Bir tane tuğla görüyoruz 1,5H yukarıda. MG 1,5H. İkinci şekilde ise bir tanesi 0,5H. Bir MG 0,5H yukarıda. 2 tane MG de 1,5H yukarıda. O zaman arkadaşlar bakın oranlarsak bunları birbirine. Yukarısını hesaplayalım. 2 çarpı 0,5 1 MGH yapar. Burası da 1,5 MGH'miş. Ne yaptı yukarısı? 2,5 yaptı. 1 MGH, 1,5 daha, 2,5 MGH yaptı. Aşağısı da 0,5, 3 daha, 0,5 MGH, 3 MGH daha, 3,5 MGH yaptı. Dolayısıyla oranlarsanız 2,5 bölü 3,5, 5 bölü 7 olarak hesaplanmış oldu diyoruz. Neymiş arkadaşlar? Ağırlık merkezinin yerden yüksekliğini alıyoruz diyoruz. Potansiyel enerjide ne yapıyormuşuz? Ağırlık merkezinin yerden yüksekliğini alıyoruz. Şimdi potansiyel enerji neymiş arkadaşlar? MGH. Bazen M'i dolayısıyla bulmamızı isterler bizden. Mesela bakın. Şurada iplerle bağlı cisimler var. Dikkat edin. Bir cismin yerden yüksekliği 3H'mış. Bir cismin yerden yüksekliği H kadarmış. Bir cismin yerden yüksekliği 2H kadarmış. İp gerilmelerini de vermiş. Mesela 2T, 4T, 3T diye vermiş. Şimdi arkadaşlar bu cisimlerin yere göre potansiyel enerjilerini soruyor. Bakın nereye göre olduğu da önemlidir potansiyel enerjinin. Nereye göre? Yere göre potansiyel enerji soruyor arkadaşlar. Yere göre potansiyel enerjileri EX, EY ve EZ'yi soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar potansiyel enerji kütle bilgisiyle gerekiyor. MGH yani. O zaman 2T, 4T, 3T bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Nedir? Anlattığı şey işte şudur. 2T kadar gerilme varsa kütlesi 2M ise 4T gerilme 4M anlamına gelir. 3T gerilme 3M anlamına gelir. Yazalım şimdi. X'in kütlesi 2M'ymiş bakın. 2mg X'in kütlesi. Yerden yüksekliği 3H'miş. Y'ye bakıyorum. Kütlesi 4M'miş. Yüksekliği H kadarmış. Z'ye bakıyorum. 3mg'ymiş ağırlığı. 2H'la çarpıyorum. Yüksekliğiyle çarpıyoruz. Ne oldu arkadaşlar? 3mg 2H, 2mg 3H, 6, 4 ve 6. X ile Z birbirine eşitmiş. Y ise daha küçükmüş diyoruz. Potansiyel enerji böyle hesaplanıyor arkadaşlar. MGH ile hesaplanıyor. İp gerilmesini dolayısıyla bulmamızı bizden isteyebilirler diyoruz. Şimdi potansiyel enerjiyi geçiyorum arkadaşlar. Kinetik enerjiyi de yaptık. Şimdi geldik Sevgili arkadaşlar, bakın ısıya dönüşen enerji. Neymiş? Isıya dönüşen enerji. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Sürtünmenin yaptığı iş. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz F kuvvetiyle çekerken de olabilir. Sadece bir cismi attığımız zaman da olabilir. F'in sürtünme kuvvetinin yaptığı iş şöyle hesaplanıyor. Bakın. Mesela burada net yapılan işi bulalım. F'in yaptığı işten sürtünmenin yaptığı işi ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. F sürtünme çarpı x'i ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Şimdi yatay yolda sürtünme kuvvetini hatırlayalım. Eğer M kütleli bir cisimse yüzey tepkisini hesaplıyoruz. Mg diyoruz. İşte sürtünme kuvveti harekete ters yöndedir. Ve K çarpı tepkidir. Yani K Mg çarpı x'tir diyoruz. Sürtünmenin yaptığı iş böyle buluyoruz. Bu sürtünmenin yaptığı işe ne enerjisi diyoruz arkadaşlar? Isıya dönüşen enerji diyoruz. Şimdi bakın bir örnek yapalım. Şimdi biz bir durmakta olan bir cismi çekelim F kuvvetiyle. Bakın F kuvvetiyle X kadar çektik diyelim. Durmakta olan bir cisim. Sonra sürtünme başlasın. Çekip bırakıyoruz. Diyelim ki sürtünme kuvveti buradan itibaren 5x kadar etki etsin ve bu cismi 5x kadar yolda durdursun. Şimdi soru şu. Durmakta olan K'da durmakta olan cisim F kuvveti ile K'dan L'ye kadar çekiliyor. K'dan L'ye kadar çekilip bırakılıyor arkadaşlar. Ve sürtünme nerede başlıyor? L'de başlıyor. Cisim M'de duruyor. Bakın cisim M'de duruyor. Yalnız L-M arası sürtünmeli. Buna göre F bölü F sürtünme oranı kaçtır diyor bakın. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz bir iş yapıyoruz. İşte bizim yaptığımız iş kim tarafından bitiriliyor? Isı enerjisine dönüşüyor bakın. Isı enerjisine dönüşmüş oluyor. Biz ne kadar iş yaptık? F çarpı X kadar iş yaptık. Sürtünmesiz bir ortamda çektik bıraktık bir cismi. Sonra 5X yolu boyunca bu taralı yolda sürtünme kuvveti F sürtünme kuvvetinin 5x yolu boyunca yaptığı işe ne yaptı? Dönüşmüş oldu. F çarpı x, Fs çarpı 5x'e dönüştü arkadaşlar. O zaman sürtünme kuvvetini çekecek olursak buradan. Bakın Fs, x'ler sadeleşir. F kuvvetinin 5'te 1'i kadardır diyoruz. F bölü F sürtünme demek ki kaçmış arkadaşlar? 5'miş. F kuvveti sürtünme kuvvetinin kaç katıymış? 5 katıymış diyoruz. F eşittir 5 tane F sürtünme. F bölü F sürtünme, F kuvvetini Fs'ye bölerseniz 5 olarak bulmuş olursunuz. Bakın biz bir iş yapıyoruz. F çarpı X kadar iş yapıyoruz. Bu yaptığımız iş neye dönüşüyor? Isı enerjisine dönüşüyor diyoruz. Bir çeşidi. Arkadaşlar iş güç enerji konusunda soru tipleri sınırsızdır. İstediğiniz kadar, istediğiniz çeşit soru yazabilirsiniz. Mesela bakın, şimdi bu enerji dönüşümlerine başladık artık. Enerji dönüşümü diyoruz. Enerji dönüşümü soruları. Mesela bir cismi V hızıyla bir sürtünmeli yola atıyoruz bakın. Gidiyor, yolun sonunda duruyor arkadaşlar. X kadar yol alıp L noktasında duruyor. Yalnız KL arası sürtünmeli. Yalnız KL arası neymiş? Sürtünme. Şimdi neye dönüşüyor? Size biraz böyle enerji dönüşüm denklemleri yazacağım. Bunları yazmayı bilmeniz gerekiyor. Şimdi ne enerjisi vardı? Bakın. Başlangıçta ne enerjisi vardı? Kinetik enerjisi vardı. Bu kinetik enerjisi neye dönüştü? Isı enerjisine dönüştü. Şimdi böyle bir yasa var. Enerji kaybolmaz, dönüşür. Enerji kaybolmaz. Ne enerjisi vardı başlangıçta? Bakın 1 bölü 2 m v kare vardı. V hızıyla attık bıraktık. Kuvvet yok burada. Başlangıçta attık V hızıyla. O kale yolunda ne yaptı? Durdu. Isıya dönüşen enerji şöyle hesaplanıyor arkadaşlar. Bakın, ısıya dönüşen enerji demek ki F sürtünme çarpı X. Sürtünme kuvveti de ne dedik? Yatay yolda. Dinamik konusunda görmüştük. KMG demiştik. KMG çarpı X'e dönüştü. Bakın buradan M'ler ne yaptı? Sadeleşti arkadaşlar. X yolu nelere bağlıdır dese soruda bize, yorum sorusu. X yolu nelere bağlı? X yolu nelere bağlı? X'i çekerseniz buradan bakın V kare bölü 2KG olur. K ile G'yi öbür tarafa bölü olarak atarsınız. Kütleye bağlı değildir. Yani ben buradan 5M kütlesini atsaydım yine aynı yerde dururdu deriz. Nelere bağlıymış arkadaşlar? Hıza bağlı, K'ya bağlı, G'ye bağlı. Ve doğru orantılı. Hangileriyle doğru orantılı? V ile doğru. K ve G ile ters orantılıdır diyoruz. Yani ben V ile atınca X'te duruyorsa bakın hatta V kare ile doğru. 2V ile atsam 4X'te durur diyoruz. Sürtünme katsayısını arttırsam bakın daha çabuk durur. Yerçekimi ivmesini arttırsam ne yapar? Daha çabuk durur. İşte bu soruda şöyle geldi arkadaşlar bir kere. Bakın aynı soru. Şimdi bir araba giderken bir tane araba var. Bakın yorum sorusu. V hızıyla giderken sürtünme katsayısının K olduğu yerde frene basıyor ve bu araba duruyor. Ne kadar yolda duruyor? X kadar yolda duruyor. Aynı şartlarda giderken yağmurlu bir havada, bakın yağmurlu bir havada sürtünme katsayısı K bölü 2 oluyor. Sürtünme katsayısı azalır arkadaşlar. Buna göre aynı şekilde fren yaparsa kaç X ötede durur diyor. Kaç X ötede durur. Yağmurlu bir havada sürtünme katsayısı K bölü 2 oluyor. Aynı şartlarda V ile giderken frene basarsa, aynı kuvveti uygularsa ne kadar ötede durur? Bakın arkadaşlar, şimdi ne enerjisi vardı? 1 bölü 2 mv kare. Sürtünme kuvveti ne kadardı? Kmg kadardı. X kadar ötede durdu. İşte aynı enerjiyle giderken bir araba sürtünme katsayısı yarıya düşüyorsa, bakın K bölü 2 mg oluyorsa demek ki artık buradan eşitlerseniz bunu, sol taraflar eşit, sağ tarafları da eşitlerseniz, yani Kmg çarpı x'i K bölü 2 mg çarpı x üssüne eşitlerseniz x üssü buradan 2x olarak hesaplanmış olur. Yani daha uzakta duracaktır arkadaşlar. Sürtünmeli bir ortamda ayrıdır. Yağışlı bir havada durma mesafesi nedir? Daha uzun sürer. O yüzden yavaş gitmek gerekir diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir örnek yapalım. Şöyle bir düzlem olsun bakın. Sonra yatay bir düzlem olsun. M kütleli bir cisim H kadar yukarıdan serbest bırakılıyor bakın. Sürtünmeli bir ortam var. Gidiyor. Bu sürtünmeli ortamda duruyor arkadaşlar. X kadar yol alıp duruyor. Sürtünme katsayısı K. Yalnız KL arası sürtünmeli. Bakın yalnız KL arası sürtünmeli diyor. Şimdi ne enerjisi vardı, neye dönüştü? Burada da bu denklemi yazmayı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli soru tiplerinden bir tanesi burada. Ne enerjisi vardı? Bakın bir potansiyel enerjisi vardı başlangıçta. Ne kadar enerjisi vardı? MGH. Neye dönüştü burada arkadaşlar? Bakın sürtünme kuvvetinin yine X yolu boyunca yaptığı neye dönüştü? Isı enerjisine dönüştü. Potansiyel vardı, ısıya dönüştü. Peki sürtünme kuvveti neydi yatay yolda? İşte KMG'ydi diyoruz. O zaman yazalım bakın MGH, KMG çarpı X'e eşitse bakın ne oldu? M'ler sadeleşti, yerçekimi ivmesi sadeleşti. H eşittir K çarpı X oldu. Demek ki M ve G'ye bağlı değil. X yolu nelere bağlı? Demek ki H ve K'ya bağlı. Bakın. Daha yukarıdan bıraksam daha uzakta durur. Sürtünme katsayısı daha fazla olsa daha yakında durur. K ile ters orantılıdır diyoruz. Denklem bu arkadaşlar. Bakın MGH, KMG çarpı neye dönüştü? X'e dönüştü diyoruz. Mesela şöyle bir yol olsun. Sağ tarafta da şöyle kocaman bir yol olsun. Bir taraftan H'tan bırakıyoruz. Bir taraftan 2H'tan bırakıyoruz. Bakın sürtünmeli yol K, L, M, N, T, R diye gidiyor. Ve bu yol sürtünmeliymiş arkadaşlar. H'tan bırakılan M kütleli bir cisim var. 2H'tan bırakılan mesela 3M kütleli bir cisim var arkadaşlar. Sürtünme katsayısı hep aynı. Yollar da hep aynı. sürtünme katsayısı k kadar, yollarda ne kadarmış? X kadarmış diyor. Şimdi X cismi ve Y cismi. Bakın sorunun imalatını görüyorsunuz burada yine. Biraz bekliyoruz. Soruyu hazır da yazabilirim. Kitapta var ama sorunun imalatını görün arkadaşlar. Şimdi X cismi serbest bırakılınca X cismi serbest bırakılıyor. Nerede duruyor? İlk kez L'de duruyor. Bakın ilk kez L'de duruyor. Peki Y cismi serbest bırakılırsa ilk kez nerede durur diyor. İlk kez nerede durur? Bakın birincisini yazıyoruz. Neymiş arkadaşlar? H kadar yukarıdan bıraktık. Yukarıda yazıyorum. MGH. Ne kadar uzakta duruyormuş? L'de duruyor. Yani KMG çarpı neye dönüşüyor? X'e dönüşüyor. Diğer cisme bakalım. Bakın diğer cismi şu 3M'sini farklı bir renkle yazıyorum. Ne kadar yukarıdan bırakılmış? 2H'tan bırakılmış. Sürtünme kuvveti ne kadar olacak arkadaşlar? K çarpı bu sefer 3mg olacak. Ve ne kadar uzakta durur diyor. Demek ki arkadaşlar kütleye bağlı değil. Bakın mg'ler ne yapıyor? Sadeleşiyor. 3mg'ler ne yapıyor? Sadeleşiyor. Yani h'ta bırakılan x kadar ötede duruyorsa o zaman 2h'tan bırakılan ne kadar ötede durur arkadaşlar? Bakın x üssü 2x kadar ötede durur. 2h'tan mı bıraktınız? O zaman 2x kadar gidecek. Ve nerede duracak? N'de duracak. Soldan bırakılan bir birim gidip duruyorsa sağdan bırakılan 2 birim gidecek. Niye? Çünkü daha yukarıdan bıraktık. Sadece ne kadar yukarıdan bıraktığımıza bağlıdır diyoruz. Bakın h'tan bırakılan x'te duruyorsa 2h'tan bırakılan 2x'te durur diyoruz. Bunlar en temelleri. O yüzden bunları bilmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu soru da çok önemli sorulardan bir tanesi. Bir kalıp bu. Şimdi biz F kuvvetiyle çekiyoruz bir cismi. Görüyorsunuz değil mi? F kuvvetiyle çektik. Durmakta olan bir cisim. X kadar çektik. Bir sürtünme kuvveti olsun burada. Her şey olsun bakın. Sonra H kadar yükselmiş olsun. Bir cisim sürtünmeli bu yolda F kuvvetinin etkisiyle bir hız kazanmış olsun. Tamam. Şimdi burada iş ve enerji döngüsünü yazıyoruz. Bakın iş delta E. Bunu yazmayı bilirseniz iş enerji konusunu çözersiniz diyoruz. Bakın iş neymiş? F'in yaptığı iş. F çarpı X. Nelere dönüşüyor? Bakın bir potansiyele dönüşüyor. Neye dönüştü? MGH'e. Sonra ısıya dönüştü. İlk aklımıza gelen bakın. Isıya dönüştü. F sürtünme çarpı X'e dönüşüyor. Bir de neye dönüşüyormuş? Bakın bir de kinetik enerji kazanıyor. Bir de artı 1/2 m ve kareye dönüşüyor. Yapılan iş neye dönüştü? Potansiyele. Neye dönüştü? Isıya. Neye dönüştü? Kinetik. Bunlardan üçünün olduğu durumu yazın. Bir tanesi olursa bir tanesini yazarsınız. Mesela duruyorsa en tepede, sürtünme yoksa sadece potansiyel yazarsınız. Sürtünme varsa, potansiyel varsa ikisini yazarsınız. Kinetik varsa üçünü de yazarsınız. Bu en genel hali arkadaşlar. Bakın bu neymiş? En genel durum. En genel durumu bilirseniz bir tanesi olur, iki tanesi olur. Ne yaparsınız? Yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bakın en genel hal için yazalım. F kuvvetini bilmiyoruz. Ne kadar F kuvveti uygulandığını soruyor bize. Kütlesi 2 kilogram olsun. Burada duruyor olsun. Mesela sürtünme kuvvetini verdi. Sürtünme kuvveti 8 Newton mesela. Tamam. F'se 8 Newton olsun. Sonra yükseklik 5 metre olsun. 30 derece olsun. Ve diyelim ki 10 metre bölü saniyede hız kazanmış olsun. F kuvveti kaç Newton'dur diyor bakın. En genel bir soru oldu bu. En genel bir soru. Şimdi neymiş arkadaşlar? Hepsinin olduğu durumu yazdık. Yapılan iş cismin kazandığı enerjiye eşittir. Ne enerjilere dönüşüyor? Bakın bir potansiyele dönüşüyor mu? Dönüşüyor. Kinetiğe dönüşüyor mu? Dönüşüyor. Bir de F sürtünme çarpı X'e dönüşüyor mu? Dönüşüyor. Sürtünme de varmış. Yapılan iş ne kadarmış? Kuvvet çarpı yol. Bizim burada tek yapacağımız 30 derecenin karşısı 5 metre ise bakın 90'ın karşısı 10 metredir. Yolu bulmak geometriden. Yolu buluyorsunuz. Sonra yazıyorsunuz bakın. Kuvvet 10 metre çekilmiş. Kütlesi 2 kilogram. G'si 10. H yüksekliği 5 metre. 1/2 çarpı 10 metre bölü saniye hız kazanmış. V yerine 10 yazıyorsunuz. Sürtünme kuvvetini 8 vermiş. 10 ile çarpıyorsunuz. Bakın. 100 potansiyel kazanmış. 100 kinetik kazanmış. 80 ısıya dönüşmüş. Yani ne yapar? 280. F çarpı 10. 280 ise demek ki F kuvveti 28 Newton'dur diyoruz. Yani yapılan iş neye dönüştü arkadaşlar? Cismin kazandığı enerjilerin tamamına dönüştü. Şimdi size bir yorum sorusu arkadaşlar. Bakın yorum sorularının çok önemli notlarını çıkartacağız şimdi buradan sevgili arkadaşlar. Ama bundan önce bir bilgi vermem gerekiyor size. Mekanik enerji diye bir bilgi. Bakın, mekanik enerji potansiyel artı kinetik demektir. Bir cismin potansiyel artı kinetik enerjisine ne diyoruz? Mekanik enerji diyoruz. Şimdi mekanik enerji, yani ısı enerjisi yok. Mekanik enerji korunumu diye, mekanik enerji korunumu diye bir size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın, bir cismi serbest bıraktık diyelim. Tamam. Bir cismi serbest bırakıyoruz. Ne enerjisi vardı, neye dönüştü bakın. Dikkat edin. Bu cismi aşağı bırakınca potansiyel enerjisi vardı mesela. E potansiyel yazalım şuraya. Kinetik enerjiye dönüşecektir. Kinetik enerji yazalım. Şuraya da E mekanik yazalım. Çok önemli bir gösterimdir bu yani. Şimdi potansiyel enerjisi ne kadarmış yerden yükseklik? 3 enk. Şu anda kinetiği var mı? Yok. Mekanik enerjisi ne kadardır toplam demek ki? İkisinin toplamı kadardır bakın. Bu cismi bıraktık. Aşağı inmeye başladı. Potansiyeli azalmaya başladı. 2 mgh. Mgh yere çarptığında 0. Toplam mekanik enerji hep korunuyor arkadaşlar bakın. Hep 3 mgh olması gerekiyor. O zaman kinetik enerji ne olacak? Bakın mgh olacak. Toplamları 3 olması için. 2 ile 1'in toplamı 3'tür. 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. 0 ile 3'ün toplamı nedir? 3'tür. Potansiyel azaldıkça kinetik enerjisi ne yapıyor demek ki? Artıyor demek ki. Potansiyel birer birer azalıyorsa kinetik de birer birer ne yapıyor? Artıyor. Potansiyel ile kinetik arasında böyle bir ne var diyoruz? İlişki var diyoruz. Bakın. Mesela bir cismi V hızıyla aşağı doğru attınız. Bakın. Başka bir cismi V hızıyla sağa doğru attınız. Daha ağır bir cisim olsun. Başka ağır, daha da ağır bir cismi V hızıyla şöyle eğik olarak attınız. Bunların yere çarptığındaki hızlarını karşılaştırın diyor arkadaşlar. Çok klasik sorudur. Yere çarptığındaki hızları karşılaştıralım. Bakın. Hangi hızlarla yere çarpar? Hangisi daha çok hızlı yere çarpar? Aynı yükseklikten atıyorum hepsini. Hepsinin yüksekliği h kadarmış arkadaşlar. Bakın hepsi h kadar yukarıdan atılıyor. Şimdi diyoruz ki bunların ne enerjileri vardı mekanik olarak? Bakın potansiyelleri vardı hepsinin. Mesela birincisini yazıyorum. Mgh kadar potansiyeli vardı. 1/2 mv kare kadar kinetik enerjisi vardı. Yere çarptığında sadece kinetik enerjiye dönüştü bakın. Görüyor musunuz? Potansiyel artı kinetik 1/2 mv kareye dönüştü. Sürtünme yok diyor. Sürtünme yok. Yere çarpma hızlarını karşılaştırınız. Yere çarpma hızları V1, V2, V3 arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi yazıyoruz bakın. Birincisi 1/2 mv kare vardı mgh. Neye dönüştü? 1/2 mv1 kareye. İkincisine bakıyorsunuz. Enerjinin yönü yok arkadaşlar. 2m kütleli cismi potansiyeli vardı 2 mgh. Kinetik enerjisi 1/2 2 mv kareydi. Yere çarptığında 1/2 2 mv2 kareye ne yaptı? Dönüştü. Üçüncüsünü yazıyorum. 3m kütleli cisim, 3 mgh potansiyeli vardı. 3m kadar kütleli cismin v kadar hızı vardı kinetik enerjisi. 1/2 3m v3 kareye dönüştü. Ne oldu arkadaşlar? Dikkat ediyor musunuz? Burada neler yaşıyoruz şimdi bakın. Burada bir kere kütleler sadeleşiyor bakın. Kütleler sadeleşiyor. Kütleye bağlı bir hareket değildir bu. 3m'ler, m'ler, 2m'ler hep sadeleşiyor. Dolayısıyla hepsi, bakın hepsi ama aynı hızlarla yere çarpmış oluyorlar. V1, V2, V3 eşit çıkmış oluyor. Soru tipi. Bakın mekanik enerji korunumundan çıkar. Potansiyel artı kinetikleri vardı, kinetiğe dönüştü. Demek ki aynı yükseklikten, aynı hızlarla atılan cisimler aynı hızlarla yarı çarpar. Büyüklük olarak da yönleri farklıdır diyoruz. Potansiyel artı kinetik neye dönüştü? Kinetiğe dönüştü diyoruz. Bakın şimdi başka bir soru. Şöyle bir eğik düzlem olsun. Bir cismi V hızıyla aşağı doğru atıyoruz arkadaşlar K noktasında. Diyor ki L'ye kadar çıkıp geri dönerek K'da duruyor. Soru şu. K'dan V ile atılan cisim. Bu soruya dikkat. Ben eskiden bu soruyu yapan yaptı. Anladın mı bu soruyu? Yapabiliyor musun? İş güç enerjiyi anlamışsın derdim. K'dan V ile atılan cisim L'ye kadar çıkıp geri dönerek bakın K'da duruyor. K'de duruyor. Buna göre K'dan atıldığı anda, ilk atıldığı anda yazalım. K'dan atıldığı anda potansiyel enerjisinin kinetik enerjisine oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi soruda sürtünmenin S'si geçmiyor. Bakın ama sürtünmeli. Şimdi diyoruz ki K'dan L'ye giderken bir denklem yazalım bakın. Ne enerjisi vardı? 1/2 mv kare kadar kinetik enerjisi vardı. Bakın V hızıyla atmışız. Artı potansiyeli vardı. Mg'ı vardı. Neye dönüştü arkadaşlar? L'ye kadar çıkabiliyormuş. 3 mg'ı dönüştü. Ve neye dönüştü arkadaşlar? Bu yolda sürtünme varmış. Nereden çıkartıyorsun hocam bunu? Sürtünme nereden var? Biliyor muyuz yani? Isıya dönüşen bir enerji var. Var mı yok mu? Şimdi diyoruz ki soruyu okurken şuna dikkat ediyoruz. Bakın K'dan V ile atılan cisim geri dönerek durduğuna göre enerji kaybetmiş arkadaşlar. V ile atıyorum ama geri dönerek duruyor. Demek ki burada sürtünme vardır diyoruz. Zaten denklemin ikinci kısmını yazınca çıkacak şimdi. Bakın L'den K'ya dönüşte duruyormuş arkadaşlar. Bakın L'de 3 mgh enerjisi var potansiyel ama K'da gelip mgh'da duruyor. Demek ki burada ısıya dönüşen bir enerji var. Demek ki burada giderken ve dönerken ısıya dönüşen enerjiyi hesaplamamız hemen çok kolay. 3H'tan bırakılan H'da durduğuna göre ısıya dönüşen enerji ne kadarmış arkadaşlar? 2 mgh. Bunu getirip yukarıda yerine yazıyoruz. Bakın ısıya 2 yazarsanız sağ taraf 2-3 daha 5 olur. Demek ki kinetik enerjisi ne kadar olacaktır? 4 mgh olacaktır diyoruz. Şimdi soruya gelelim. K'dan atıldığı anda potansiyel enerjisi ne kadar arkadaşlar? Bakın K'dan atıldığı anda mgh. Kinetik enerjisi ne kadar? 1/2 mv kare. Kinetik enerjisinin 4 mgh'a eşit olduğunu bulduk arkadaşlar. Mgh bölü 4 mgh kaç çıktı? Cevap 1/4 olarak bulunmuş oldu. Demek ki bu tip sorularda 2 tane denklem yazacağız arkadaşlar. K'dan L'ye giderken, L'den K'ya ne yaparken? Dönerken diyoruz. 2 tane denklem yazmazsak soruyu çözemeyiz. Bakın şimdi. Başka bir örnek. Şimdi diyor ki burada 3 bölmeli bir düzlem olsun. Bakın H. Soru şu. K'dan M kütleli bir cismi bırakıyorum. Sürtünmeli bir eğik düzlemmiş. Söylüyor soruda. Bakın. Sürtünmeli bir eğik düzlem. L'ye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. K'dan bırakılan cisim L'ye kadar çıkabiliyor. Diyor ki L'den kaç mgh kinetik enerjiyle atılırsa K'ya tekrar çıkabilir diyor arkadaşlar. K'ya kadar çıkabilir. Bakın soru tipi bu. Şimdi bu eğik düzlemin sürtünmeli olduğunu soruda söylüyor. Şimdi K'dan L'ye giderken bir denklem yazıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yazalım. Denklemimizi yazalım. Yan tarafta yazıyorum. K'dan L'ye giderken bir denklem. K'da ne enerjisi vardı? Yerden ne kadar yüksekteydi arkadaşlar? Bakın K'dan K'daki yerden yüksekliği 3H'tı. 3 mgh enerjisi vardı. L'de kaç mgh'a dönüştü? Dikkat edin. 2 mgh'a dönüştü. Ve burada işte bu 5 tane bölmede arkadaşlar. Sonuçta dönerken de aynı yolu alacak. Bu yola x diyelim. Burada ısıya bir enerji dönüştü. Ne kadar enerji dönüşmüş arkadaşlar? Bu 5 tane yolda bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane yolda bir ısıya dönüşen bir enerji var. Bu 5 tane yolu ısıya dönüşen enerji diyelim buraya. Toplamına ısıya dönüşen bir enerji. 3 mgh'tan bıraktık, 2 mgh'a çıktı. Demek ki ısıya dönüşen enerji ne kadardır diyoruz arkadaşlar, mgh. Bunu bildik. Bunu bulduk. Şimdi bana diyor ki L'de ben buna bir enerji vereceğim. Bir kinetik enerji vereceğim ve K'ya kadar çıkabilecek. Şimdi L'den aşağı atarken arkadaşlar bir kinetik enerjisi var. Bakın EL. Bir de potansiyel enerjisi var. Artı 2 mgh'ı var potansiyel olarak. Neye dönüşecek arkadaşlar bu? Bakın yolda ısıya dönüşecek. Artı ne kadar yükselmesini istiyorum K'da? Yerden 3H kadar yükselmesini istiyorum. Yani yerden 3H kadar yükselecek. mgh kadar daha ne yapacağız? 3 mgh daha ne yapacağız? Bir enerji vereceğiz. Mg 3H kadar enerji vereceğiz. Arkadaşlar K'dan L'ye giderken tekrarlıyorum bakın. 3 mgh'dan bıraktığım 2 mgh'a çıkabildi. Isıya dönüşen enerji mgh'tır. L'den ben bir enerji veriyorum EL kadar. Kendi potansiyeli var bakın. 2H kadar yüksekte. 2 mgh potansiyeli var. Bir de ben EL veriyorum. Neye dönüşüyor? Isıya dönüşüyor ve K'ya çıktığında 3 mgh'a dönüşüyor. Şimdi ısıya dönüşen enerjiyi getirip yerine yazalım. Ne kadar enerji dönüşüyormuş ısıya? Mgh. 3 mgh'da potansiyel vereceğim ki yükselsin. 4. Demek ki EL'yi yalnız bırakırsak bakın 2 mgh'ı öbür tarafa eksi olarak atarsak demek ki 2 mgh kinetik enerji vermem gerekiyormuş. Kinetik enerjiyi 2 mgh vereceğim ki K'ya tekrar ne yapabilsin? Çıkabilsin diyoruz. Sürtünmeyi bulmam gerekiyor. Bazen sorularda işte böyle sürtünmeyi hiç söylemiyor. Bakın bazılarında da söylüyor. Bu soruda söylemeyebilirdi de. Söyleyebilirdi de, söylemeyebilirdi de. Bu soruda söylemiş. Söylemeyebilirdi de. Kendimiz bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela bakın şimdi. Yine çok klasik örneklerden bir tanesi. Şimdi H kadar yukarıdan bir cismi serbest bırakıyoruz. K'dan bırakıyoruz. Diyor ki L'den mesela 0,7 mgh kinetik enerjiyle geçiyor. Bakın. K'dan bırakılan cisim L'den 0,7 mgh kinetik enerjiyle geçiyor. M kütleli cisim. 0,7 mgh kinetik enerji ile ne yapıyor? Geçiyor. Soru şu. L'den kaç mgh enerjiyle atılırsa, kaç mgh kinetik enerjiyle atılırsa K'ya tekrar çıkabilir diyor. Tekrar ne yapabilir? Çıkabilir. Şimdi bakın yine klasik sorulardan bir tanesi. Burada arkadaşlar ısıya dönüşen enerji olduğunu kendimiz anlıyoruz artık. Neden? Çünkü H'tan mgh kadar potansiyelden bırakıyorsam mgh kadar kinetiği olması gerekiyordu. Ama 0,7 var. Demek ki sürtünmeye dönüşen bir enerji vardır diyoruz. Bakın yazalım. mgh kadar enerjisi var. Başlangıçta. K'dan L'ye gelirken. Ama L'de 0,7'ye dönüşüyor. Demek ki burada ısıya dönüşen enerji bu sürtünmeli yolda 0,3 mgh'tır diyoruz. Bana ne diyor? L'den ne kadar enerjiyle atarsam K'ya kadar çıkabilir. Bakın L'de bir enerji vereceğim ona. Ne kadar kinetik enerji vereceğim ve bu enerji neye gidecek? Potansiyele gidecek ve ısıya gidecek. Bakın ısıya 0,3 dönüştüğünü buluyorum. O zaman ne kadar enerji vermem gerekiyormuş? 1,3 mgh enerji vermem gerekiyormuş. Başlangıçta demek ki 1,3 verirsem ancak 0,3'ü ısıya dönüşür, 1'i de neye dönüşür? Potansiyele dönüşür diyoruz. Bakın bu denklemi birazdan örnekte kullanacağım. Felsefesi çok önemlidir diyoruz. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir soru çözüyoruz bakın. Bu soruya dikkat. Bir cismi serbest bırakıyoruz. Bakın. M kütleri bir cisim. Serbest bıraktım. K'dan bıraktım. L'ye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın sürtünme her yerde aynı. Bütün bölmelerde sürtünme aynı diyor. Bütün bölmelerde. Bütün bölmelerde sürtünme aynı. Bu kelime çok önemli. K'dan bırakılan cisim L'ye kadar çıkabiliyor. L'den geri dönerek nereye kadar çıkabilir? Sürprizli. L'ye kadar çıkabiliyor. L'den bırakılan nereye kadar çıkabilir? L'den bırakılan nereye kadar çıkabilir diyor. Bakın. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun birkaç kopyasını alacağım. Birkaç tane kopyasını alacağım. Birkaç tane sevgili arkadaşlar çözümünü yapacağım size. Tamam. Çok önemli. Şimdi K'dan bırakılan L'ye kadar çıkabiliyor. Çok güzel. Şimdi ben bu soruyu tabii çok uğraştığım için arkadaşlar kendim buldum bunu yani bakın. Bunu kendim fark ettim. Şimdi bu üniversite sınavında çıkmış soru. K, M, N. Siz de cevabınızı düşünün. Nereye kadar çıkabilir mesela? K'dan bırakılan L'ye kadar çıkabiliyor. L'den nereye kadar çıkabilir? Şimdi bakın sürtünme her yerde aynıysa sakın şunu yapmıyorsunuz. K'dan gelmiş L'ye kadar çıkmış bir tane potansiyel kaybetmiş. Yine bir tane potansiyel kaybeder ve N'ye kadar çıkar. Yanlış. Bakın N'ye kadar çıkmıyor. Cevaplarda ne var? Yanlış. Ne yapacağız arkadaşlar? Sürtünme her yerde aynıysa orantı yapılır diyoruz. Not. Bakın. Sürtünme her yerde aynı ise orantı yapılır. Yani şöyle yapılıyor bakın. 3H'tan bırakılan 2H'a çıkabiliyor değil mi? 3H yüksekten bıraktım. 2H'a çıkabiliyor. 2H'tan ne kadar çıkabilir diyoruz. Ben bunu çok denedim arkadaşlar. Matematiksel hesaplar. Bir sürü hesaplar yaptım. 4/3H yükseliyor. Yani 4/3H neresidir? MN arasıdır bakın. Tamam mı? Bunu tabii deneye yaptım. Bir sürü yükseklikler verdim. Hepsinde aynı çıkıyor arkadaşlar. Başka bir tane daha size benzerlik yapayım. Bakın. Şimdi 3H'tan bırakalım. Kaç tane sürtünmede durmuş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane sürtünme giderken. Görüyor musunuz? Giderken 5 tane sürtünme var. Şöyle giderken 5 tane sürtünmeli yolda duruyor. Ne kadar yukarıdan bırakılan cisim? 3H kadar yukarıdan bırakılan cisim. 5 tane sürtünmeli yolda duruyor. Yazalım bunu. Orantı yapacağız şimdi. Bakın kenarda yazıyorum. Aynı 3H'tan bırakılan 5 tane sürtünmeli yolda duruyor. E peki 2H'tan bırakılan nerede durur? 2 kere 5 10. 10/3 sürtünmede. Yani 3 küsür. 3 tam. Bir de 1/3 var. Yani giderken şimdi bakın gösteriyorum. Dikkat. Mesela şöyle yeşille göstereyim. Bir tane sürtünme. Bakın. Bir sürtünme, 2 sürtünme, 3 sürtünme, bir de 3 tam 1/3 yine aynı noktayı verir. Yani MN arasındaki bir noktayı verecektir. 3 L'den bırakınca 3 küsür, 3 tam 1/3 sürtünme MN arasını verir. Şimdi bu bir çözüm arkadaşlar. Bunu ben kendim buldum. Kimse bana anlatmadı yani bunu. Orantı yapılır. Sürtünme her yerde aynıysa orantı yapılır. 3H'tan bırakılan 2H'a çıkabiliyorsa 2H'tan bırakılan nereye kadar çıkabilir? Tam yerini soruyor bir de. 4/3H yükselebilir. Nereye kadar? Tamam da nereye kadar? 4/3H. Şimdi gelelim bunun matematiksel dayanıklarına. Bakın. Matematiksel olarak ispatlayacağım şimdi size bunu. Şimdi diyorum ki K'dan bırakılan bir cisim. Ne kadar yukarıdan bırakılıyor bakın. Kaç H'tan bırakılmış? 3H'tan bırakılmış. Ne kadar potansiyeli var? Mg 3H. Nereye kadar çıkabiliyor bakın? 2H'a çıkabiliyor. Mg 2H'a çıkabiliyor. Kaç tane sürtünmeli yoldan geçmiş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane sürtünmeli yoldan geçmiş. Sürtünme çarpı 5x diyoruz. 5 tane sürtünmeli yolda bir tane potansiyel kaybediyormuş. Bakın. Görüyor musunuz? O zaman bir tane sürtünmeli yolda ne kadar kaybeder arkadaşlar? 5 tane sürtünmeli yolda bir tane potansiyel kaybediyorsa bir tane sürtünmeli yolda 0,2 kaybedecektir. Bakın. Şimdi normalde h kadar aşağı indiğinde mgh kadar kinetik kazanacağına 0,8 kazanacak o zaman. Bakın normalde mgh kadar kinetik kazanacağına 0,2'sini kaybediyor her bölmede ve 0,8 kinetik kazanıyor aşağı inerken. Bakın aşağı inerken h kadar indiğinde mgh kazanacağına 0,2 eksik kazanıyor. 0,8 mgh kinetik enerji kazanır diyoruz. Şimdi yazıyorum üstüne. Bakın şeklin üstünde yapacağım. Şeklin üstünde yapıyorum. Kinetik enerjisini yazıyorum. Bakın. Kinetik enerjisi var mı başlangıçta? Yok. Sarıyla yapıyorum bakın. 0. H kadar aşağı indiğinde işte 0,8 kazanıyor kinetik olarak arkadaşlar. Bakın 0,8 kazanıyor. Niye 0,8 kazanıyor? Çünkü 0,2 sürtünme varmış. Sonra bir h daha indiğinde 0,8 daha kazanıyor. 1,6 mgh oluyor. 0,8 daha aşağı indiğinde 0,8 daha kazanıyor. Ne oldu? 2,4 mgh oldu. Sonra yukarı çıkmaya başlıyor bakın. Yukarı çıkarken işte bu en aşağıdaki harfleri de yazalım arkadaşlar. Harfler nelerdi? KMNTRL. KMNTRL. Harfleri de yazalım. KMNTRL. Şimdi T'den yukarı çıkarken bakın bir tanesi potansiyele dönüşüyor. 0,2'si de ısıya dönüşüyor bunun. MGH'i potansiyele dönüşüyor. 0,2'si de ısıya dönüşüyor. Yani yukarı çıkarken 1,2 kaybediyor. T'den R'ye geldiğinde kinetik enerjisi ne kadar kalıyor? 1,2 mgh kalıyor. Yani sonra yine yukarı çıkarken bir 1,2 daha kaybedip zaten L'de ne yapıyormuş? Duruyormuş. Bakın arkadaşlar aşağı inerken 0,2 kaybediyor. Yukarı çıkarken 1,2 görüyor musunuz? 2,4 vardı. 1,2 kaldı ve durdu. Tamam. Şimdi yukarı çıkarken 1,2 kaybediyor. Niye? Çünkü 1'i potansiyele 0,2'si ısıya dönüşüyor. Tıpkı bir önceki soruda yaptığım gibi bakın yukarı çıkarken 1,3 ile atmam gerekiyor. Çünkü ne demiştim? 1'i potansiyele dönüşüyor, 0,3'ü de ısıya dönüşüyor demiştim. 1,3 ile atarsam 1'i potansiyele 0,3'ü kinetiğe, 1,3'ü potansiyele 0,3'ü ısıya dönüşüyor dedik çünkü. Şimdi arkadaşlar anladık mı? Bakın buraya çok iyi dinlemenizi istiyorum. Aşağı inerken 0,2'si ısıya dönüşüyormuş. Demek ki 0,8 kazanıyor. 0,8, 1,6, 2,4. Yukarı çıkarken 1,2 kaybediyor. Çünkü 1'i potansiyeli 0,2'si ısıya dönüşüyor. 2,4 vardı. 1,2 kaldı. 0 kaldı. Şimdi gelelim bu soruda L'den geri dönerek nereye kadar çıkabilir? Şimdi L'den geri dönerek nereye çıkabilir? KMNTRL. Bakın yazalım. KMNTRL. Şimdi L'den gelirken arkadaşlar nereye kadar çıkabilir? Şimdi diyoruz ki L'den R'ye geldiğinde bakın. L'den R'ye geldiğinde 0,8 kazanıyor. Kinetik enerjisi ne kadar oluyor? 0,8 oluyor. Niye? Çünkü 0,2 sürtünme varmış. Tamam mı? Sonra T'ye geldiğinde bakın. Bir h daha aşağı iniyor. 0,8 daha kazandı. T'den ne kadar enerjiyle geçti? 1,6 mgh ile geçti. Bakın ne kadar oldu enerjisi? 1,6. Yani aşağı inerken 0,8 kazanıyor. Yukarı çıkarken de 1,2 kaybediyor arkadaşlar. Bakın 1,6 mgh'i var. Yukarı çıkarken 1,2 kaybettiği ne kaldı? Şuradan 0,4 ile geçiyor. Yukarı çıkarken neye kadar çıkması için 1,2 gerekiyor. Bakın 1,2 mgh enerji verirsem h kadar yükseliyor. 0,4 mgh ile atarsam ben bunu demek ki 3'te 1'i yükselecek. N'den itibaren 3'te 1'i yükselir diyoruz. h/3 yükselir ve ne kadar yükseliyormuş demek ki? Yerden 4h/3 kadar yükselir ve mn arasında durur diyoruz. Aşağı inerken demek ki aşağı inerken 0,2 eksik kazanıyor bakın. Aşağı inerken 0,2 eksik kazanıyor. 1h kazanmıyor. 0,8 kinetik kazanıyor. 0,8 1,6. Yukarı çıkarken 1,2 kaybediyor. 1,6'dan 1,2'yi çıkartırsanız 0,4 kalır. 0,4 ile de tamamını çıkamıyor işte. 3'te birini çıkabiliyor arkadaşlar. Ne kadar çıkabiliyormuş? 3'te birini çıkabiliyor. MN arasında durur. Yüksekliği gördünüz mü? Bakın tam 4H bölü 3'ü verdi arkadaşlar. Tam 4H bölü 3'ü verir. Demek ki pratiği neymiş arkadaşlar? Bu sorunun pratiği neymiş? Ben bunu yıllarımı verdim diyor ya, işte o bu. Baktım sürtünme her yerde aynıysa ne yapılır? Orantı yapılır. Pratiği neymiş? 3H'den bırakılan 2H'e çıkabiliyorsa 2H'den bırakılan 4 bölü 3H'e kadar çıkar diyoruz. Yani benden anlatması arkadaşlar. Bakın bir örnek daha yapalım. Bir örnek daha yapalım. H kadar. M kütleli bir cisim var. Bu sefer 4 bölmeli bir yol var. Bakın K, L, M, N, T, R harfleri vermiş. S. Ondan sonrası önemli değil. X, Y önemli değil. Diyor ki K'dan bırakılan cisim S'ye kadar çıkabiliyor. S'den geri dönerek nereye kadar çıkabilir? Nereye kadar çıkabilir diyor. 6 tane sürtünmeli yol var bakın. K'dan S'ye gidene kadar. Ve S'de ne yapıyormuş? Duruyormuş. Ve sürtünme her yerde aynı diyor. Soruda söylemiş. Sürtünme her bölmede aynı. Her yerde aynı demiş. Ne yapacakmışız arkadaşlar? Bakın pratikten yapıyorum bu sefer. K'dan bırakılan S'ye kadar çıkabiliyor. Yazıyorum bakın. K'dan bırakılan S'ye kadar çıkabiliyor. K'da ne kadar yükseklikten bırakmışız? 4H. Ne kadar yüksekliğe çıkabiliyor? 2H. 4H'dan 2H'e çıkabiliyorsa S'den bırakılınca nereye kadar çıkabilir? Yani 2H'dan bırakılınca nereye kadar çıkabilir arkadaşlar? Doğru orantı yapıyorum. 4'ten 2'ye yani yarısına yükseliyorsa 2H'dan da H'e yükselecektir. Yerden ne kadar yükseliyormuş? H kadar. Yani nerede duracak bu cisim? N'de duracak diyorum. Bu kadar basit. Fiziksel anlamda problemi çözecek olursak bakın başlangıçta ne kadar potansiyel enerjisi vardı? 4 mgh vardı. Kaç tane sürtünmeli yolda kaybetti bunu? 6 tane sürtünmeli yolda kaybetti. Ne kadar potansiyele dönüştü? Mg 2h'a dönüştü. K'dan S'ye giderken. Peki dönerken yazalım. Ne kadar enerjisi vardı? Mg 2h vardı. 2 mgh enerjisi vardı. Nereye kadar çıkabildi? S'den neye kadar çıkabildi? Bakın S'den neye kadar çıkabildi? 2 mgh'den bıraktım. Mgh'e kadar çıkabildi. Kaç tane sürtünmeli yolda bakın? 1, 2 ve 3 tane sürtünmeli yolda. 3 tane F sürtünme çarpı X ne kadar yükseldi? Mgh. Bu da matematiksel ispatıdır işte. Bakın 4H'den bıraktım. Görüyor musunuz? 4H'den bıraktım. 6 tane sürtünmeye dönüştü ve 2'ye kadar yükselebildi. 2 mgh'den bıraktım. 3 tane sürtünmeye dönüştü. 1'e kadar yükselir. Tam 2 katıdır her şey. Tam her şey yarısıdır. Bakın 2'ye böldüm. Matematiksel olarak da sağlar. Sürtünme her yerde aynıysa ne yapıyormuşuz? Orantı yapıyormuşuz diyoruz. 4H'dan 2H'a ise 2H'dan H'a. Hangi değeri verirseniz verin bu olayı bulmuş olursunuz diyoruz. Geldik başka bir soruya arkadaşlar. Bakın, bu yapacaklarım da çok önemli. Şimdi yapacağım sorular da çok önemli yine. 2 tane soru yapacağım. Ondan sonra geri kalanını diğer videoya bırakacağım artık. Şimdi M kütleli bir cisim var bakın. K'dan bırakıyorum. L'ye geliyor. L'den de M'ye geliyor. Soru şu. L'den V hızıyla geçiyor. M'den 2V hızıyla geçiyor arkadaşlar. Yalnız KL arası sürtünmeli diyor. Bakın. Yalnız KL arası sürtünmeli. Buna göre KL arasında ısıya dönüşen enerji kaç mgH'tır diyor. KL, LM. Yalnız KL arası sürtünmeli. KL arasında ısıya dönüşen enerji ne kadardır? Şimdi bizim buradaki kuralımız şu arkadaşlar. Bakın 1 bölü 2 mv kare kadar kinetik enerjiye E derseniz 1 bölü 2 m 2v'nin karesine 4e diyeceksiniz. Şimdi zaten bunu yazınca soru bitiyor bakın. Kinetik enerjisi sıfırmış. V ile geçerken kinetik enerjisi E olmuş. 2V ile geçerken kinetik enerjisi 4E olmuş. Şimdi denklemi yazıyoruz bakın. KL arasında ne kadar potansiyel kaybetmiş MGH? Neye dönüşmüş? Görüyor musunuz? KL arasında bir ısıya dönüşmüş. Sürtünmeye dönüşmüş. Artı E kadar kinetik enerjiye dönüşmüş. E kadar kinetik enerji kazanmış. Ama LM arasında bakın yine MGH kadar enerji kaybetmiş ama 3E kazanmış. 4E'den E'yi çıkartıyorum. Yani 3E kadar kinetiğe dönüşmüş. Anladınız mı arkadaşlar? Bakın KL arasında MGH kadar potansiyel kaybedince ısıya dönüşmüş. Bir de E kadar kinetik kazanmış. LM arasında da MGH kadar potansiyel kaybetmiş. 3E kadar kinetik kazanmış. E şimdi o zaman MGH yerine ne yazıyorum? 3E yazıyorum. Veya MGH eşittir 3E ise bir E yerine MGH bölü 3 yazıyorum. Getiriyorum yerine MGH bölü 3 yazıyorum. Isı enerjisini çekiyorum burada. E ısı artı MGH bölü 3. Isıya dönüşen enerji 1-1/3'ten 2/3 MGH olarak bulunmuş oluyor. İki denklemle çözüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi tekrar felsefesi çok önemli bunun. KD arasında H kadar aşağı inince E kadar kinetik kazanıyor ama LM arasında 3E kazanıyor. Bakın demek ki KD arasında gerçekten ısıya dönüşen bir enerji vardır diyoruz. Ve denklemlerini yazıyoruz. Şimdi buna benzer bir soru daha yapacağım ve bu videoyu bitireceğim. Şimdi bakın arkadaşlar 4'e bölelim burayı. H kadar, H kadar, H kadar, H kadar olsun. Bir cismi serbest bıraktık K'dan. Diyor ki L'den V hızıyla geçti. M'den 2V hızıyla geçti. N'den 3V hızıyla geçti. Sonra da 4V hızıyla geçti diyor. Bakın. Hangi bölmeler kesinlikle sürtünmelidir diyor. Nereler kesinlikle sürtünmelidir? Buraya baktığınızda ne görüyorsunuz diyor. Şimdi bakın 1/2 mv kareye e kadar kinetik enerji diyecek olursam 1/2 m 2v'nin karesi bakın 2'nin karesi 4e olur. 3'ün karesi 9e olur. 1/2 m 3'ün karesi 9e olur. 4'ün karesi ise 1/2 m 4'ün karesi de 16e olur. Bunu bir gördük. Şimdi bakın enerji artışı düzgün değil. 1, 4, 9, 16 diye gitmiş. Halbuki hepsinde H kadar aşağı iniyor. Görüyor musunuz? Hepsinde H kadar aşağı iniyor. Ama kinetik enerji artışları düzgün değil. Şimdi burada en çok enerjiyi nerede kazanmış ona bakıyoruz arkadaşlar. Nerede kazanmış? NT arasında kazanmış. Görüyor musunuz? Şimdi NT arasına bakacak olursanız ne kadar enerji kazanmış H kadar aşağı inince? 9'dan 16'ya çıkmış. Yani 7 kazanabiliyormuş. Psikolojisi çok önemli. Bakın H kadar aşağı inince 7 kazanabiliyormuş. Ama niye MN arasında 5 kazanmış o zaman? Niye daha az kazanmış LM arasında 3 kazanmış? Niye KL arasında 1 kazanmış? Demek ki buralarda kesinlikle sürtünme varmış diyoruz. Buraları kırmızıya boyuyorum. KL, LM ve MN'de kesin sürtünme varmış diyoruz arkadaşlar. KL, LM ve MN'de. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bakın NT arasında 7 enerji kazanabiliyormuş. H kadar aşağı inince 7 enerji kazanabiliyorken MN arasında daha az kazanmış. 5 kazanmış, 3 kazanmış, 1 kazanmış. Oralarda kesinlikle sürtünme vardır diyoruz. NT'de de olabilir. Bakın NT'de de olabilir ama karşılaştırabileceğimiz bir yer yok arkadaşlar. Yani başka bir yerde mesela 8 kazansa desen ki sen niye 8 kazanmadın diyebilirim ama NT'yi karşılaştıracağım bir yer yok. Demek ki kuralımız şu. En çok enerjiyi kazandığı bölgeyi buluyoruz. En çok enerjiyi kazandığı bölgeyi buluyoruz. Onun haricindekiler eğer o kadar kazanmadıysa oralar kesinlikle sürtünmelidir diyoruz. KL, LM ve MN kesin sürtünmeliymiş diyoruz. Arkadaşlar İş Enerji'nin ilk bölümünü bitirmiş olduk. 2. bölümünü diğer videoda devam edeceğiz.